Merhabalar, ben Hakan Mengüç. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Hatırlarsanız birkaç ay öncesinde nasıl vazgeçilmez kadın olunur diye bir video çekmiştik. Video o kadar ilgi gördü ki 1 milyon izlenmeyi aştı. O videonun altına pek çok erkekten şu mesajı aldım. Hocam neden erkekler için olanını çekmiyorsunuz? Bir vazgeçilmez erkek nasıl olunur diye. Ben de dedim ki Facebook sayfamda bir soru sorayım. Sizce çekici erkek nasıl olur, vazgeçilmez erkek nasıl olur? Beraber bunları, yorumları hem okuyayım hem de ben de yorumlayayım bunları istedim. Dün paylaştık ve 955 yorum gelmiş. Hanımlar erkeklere göre daha katılımcılar. Bu konuyu zaten biliyorduk. Şimdi bu yorumlardan bazılarını okuyacağım. Tabii hepsini okuyamayız ve sonrasında da yorumda bulunacağım. Aynı zamanda siz de her soruyla ilgili yorumda bulunabilirsiniz. Bakalım nelerdenmiş. Öncelikle ilk gördüğüm mesaj, size teşekkür ediyorum bizimle fikirlerinizi aldığınız için. Evet, biz sizler için video çekiyoruz zaten, her zaman fikirlerinizi alacağız. Arife Hanım demiş. Zübeyde Koç demiş ki, bence erkek her şeyden önce adam olmalı. Cinsiyetine güvenip her türlü altı yeme gururu olmamalı. Yeri geldiğinde pişman olmayı, özür dilemeyi bilmeli, değer bilmeli. Yanındaki kadına hem eş, hem sevgili, hem arkadaş, hem baba olmalı. Ama ne yazık ki öyle biri henüz yaratılmamış. Bunlardan sadece bir hayal ürünü olmakla kalıyor biz kadınlar da. Şimdi bir kere böyle söyleyerek direkt zaten bu tip erkekleri kendinizden uzaklaştırmış oluyorsunuz. Daha önceki videolarımızda ne anlattık? Sen düşünceden ibaretsin, gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun demiştik. Biz düşüncelerimizle olumluyu da olumsuzu da kendimize çekiyoruz. Eğer siz derseniz böyle bir erkek yaratılmamış, böyle bir erkek karşınıza çıkmaz. Bakın ben çok uzun senelerdir bu işi yapıyorum. İnanın bahsettiğiniz bütün özelliklere sahip erkekler var. Evet siz belki olumsuz tecrübeler yaşamış olabilirsiniz. Bunun başka nedenleri de olabilir bilinçaltınızdan kaynaklanan. Ama bunu derseniz ki böyle bir adam yaratılmamış, onunla karşılaşmayı bence unutun. Evet söyleyin, böyle bir insanla karşılaşmak istiyorum. İnşallah böyle bir insan vardır deyin, duanızı edin ama böyle bir erkek yaratılmamıştır demeyin. Önce adam olmalı diyor. Burada adam deyince de bir şey düzeltmek istiyorum. Bir tane videomuz vardı. Orada özlü bir söz söylemiştim. Demiştim ki bir kadını mutlu etmek için baba gibi koru, dost gibi dertleş ve adam gibi sev demiştim. Yine bazı hanımefendiler buna karşı çıkmış. Neden burada işte cinsiyet belirtiliyor, adam gibi ne demek falan diye. Onu da düzelteyim hemen. Adam kelimesi aslında Adem kelimesinden geliyor. Adem de insan demek. Yani bir kadını sevmek için dost gibi dertleş, baba gibi koru ve insan gibi sev demek isteniyor. Hemen onu da düzeltmiş olalım. Bir daha adam gibi sev dendiği zaman insan gibi sev algılansın. Başka bir yoruma geçelim. Meral Hanım demiş ki her şeyden önce içinde Allah korkusu olmalı. Çünkü böyle bir insan kötülük yapamaz. Evet, aslında Allah sevgisi olmalı diyelim. Çünkü insanlar korku duyduklarında da genellikle, ama sizin de kastettiğiniz Allah korkusunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani sevgi anlamında bir korku olduğunu düşünüyorum. Gerçekten olmalı ama burada olmalı. Çünkü burada olduğunda insanlar yine aynı kötülüğü yapmaya devam edebiliyorlar. Sevgi kalpte olmalı. Merhametli olması lazım demiş. Evet, buna katılıyoruz. Merhamet zaten insana doğuştan gelmesi gereken bir şey. Ama biz bazı yaşadıklarımızla, travmatik deneyimlerimizle ya çok aşırı merhametli oluyoruz, olduğundan daha fazla fedakar ve merhametli oluyoruz ya da tamamen katı bir hale dönüşüyoruz. Bunlar çözülmeden de aynı tas aynı hamam insanlar devam ediyor. Açık olmalı diyor. Sözleriyle davranışlarının birbirini tutması gerekli. Kendini sevmesi, kilosuna, sporuna, kılık kıyafetine dikkat etmesi, sigara içmemesi, konuşkan, esprili, yargılanmayan, çalışkan. Evet, bayağı liste gidiyor. Erkekleri de korkutmayalım. Açık olmalıyı baştan söyleyelim. Çünkü pek çok kadın şunu diyor. Kötüyü bile olsa bana gerçeği söyle. Yani beni mutlu ederek aylarca kandırmak yerine o gün beni mutsuz et ama gerçeği söyle. İşte erkeklerde birazcık bu vardır. İşte mutsuz haberi vermeyeyim, pembe yalanlar söyleyeyim kendini kötü hissetmesin. Ama kadınlar olaya böyle bakmıyorlar. Kadına gerçekten onu mutsuz bile edecekse doğruyu söyle. Yalan söyleyip onu aylarca oyalama. Çünkü kadınların güveni bir kez kırıldı mı
bir daha tamir olması çok zor oluyor. Evet, karşıdaki erkeği belki affediyor ama hep o kandırılma hissiyle yaşıyor. Bunu çok bireysel seanslarımda bunu ben çok yaşıyorum. İşte yıllar önce onu affetmiş ama hala birkaç yıldır o aldatılmayı ya da o yalanı hala her gün düşünüyor. O yüzden erkeklere diyoruz ki açık olun. Sonra yine Şafak Hanım'dan uzun bir mesaj. İnsanoğlunun isteği bitmez, hele bu kadınsa hiç bitmez. Gönül kefesine koyulan gerçek bir aşkı yalnız gerçek aşk dengede tutar. Bu güzel bir mesaj. Böyle devam etsin. Gerçek aşklarla karşılaşmanız dileğiyle diyelim. Yardımcı olmalı kadına demiş. İlle de şu kadın işi deyip yan yatmamalı. Düşünceli olmalı, nazik olmalı, sevecen olmalı, sağlığına dikkat etmeli, cömert olmalı. Bu arada erkekler de bu videonun altına yorumlar yaparlarsa seviniriz. Zahide Hanım'ın yorumuna da 13 tane yanıt gelmiş. Sonra devam edelim. Alışverişte kredi kartı hesap kesiminin son günü olduğunu söylemeyen, aracında gezmek için yeterli yakıtı kalmadığını ve yakıt alınan yere uzak mesafede olduğunu söylemeyen diye devam ediyor. Halim Bey yazmış herhalde. Yani biz bunu şöyle algılayalım, cömert bir insan olmalı diyor. Leyla Hanım, yorumlarda çoğunlukla erkeğin şefkat ve merhametinden bahsediliyor. Ama kime karşı? Sadece eşe karşı mı şefkat duyması? Evliyken anne babaya da aynı şiddetle merhamet ve şefkat duyuyorsa etki altında kalmadan, evet, o erkekle evlenilen şanslıdır. Evet. Leyla Hanım da demiş ki şefkat sadece eşine değil, herkese karşı olmalı. Ama pek çok kadın şunu söylüyor. Eğer benimle evlendiyse diyor, ilk önce onun önceliği ben olmalıyım diyor. Çünkü biz bir aileyiz. Bu çok yaşanıyor. Özellikle hanımların anlattığı bir mesele var. İşte erkeklerin annesi erkeği çok yönlendirdiğini söylüyorlar. Erkek eşinden daha çok annesini koruyor diyorlar. Bu şikayetleri çok anlatıyorlar. O yüzden kadınlardan en çok duyduğum sözlerden birisi de beni sahiplenmeli, önce eşim demeli, ondan sonra başkaları gelmeli. Buna katılıyorsanız bunu da söyleyin. Güzel soru, erkeklere de sormanızı rica edeceğim ben demiş Nahide Hanım. Erkeklerde de olması gereken en önemli özellik sadakat. Güven vermesi, hayat zorluklarla dolu, eşi de onu destek olmalı. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada ben ilk defa okuduğum için bu yorumları ve birazcık virgül nokta kullanılmadığı için birazcık yanlış okuyabiliyorum, kusura bakmayın. Aydin Edessa Hanım merhamet, merhamet, merhamet demiş. Tek bir şey söylemek lazımsa merhamet demiş. Evet, bu merhameti de açtığımızda ne görüyoruz? Yani karşıdaki hanımefendinin bir sıkıntısı olduğunda onu hissedebilmeli. Düştüğünde onu kaldırabilmeli. Hatta düştüğünde onu kaldırabilmekten çok onun düşmesine engel olmalı. Bakalım, Aydın Edesi Hanım da böyle demiş. Ebru Çınar demiş ki öncelikle tüm insanlarda olması gerekenler dersek daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet. Ebru Hanım da genel yaklaşmış olaya. Tüm insanlarda olması gereken bir şey demiş bu. Sağlam bir karakter, ne istediğini bilen, kendini iyi tanıyan demiş. Lütfi Yerlikaya programlı hareket, öfke kontrolü, postürü tabii ki demiş. Duruşu yani demek istiyor. Serpil Hanım kendi gibi olmalı demiş. Evet, güzel bir yorum. Şimdi insanlar da karşıdakine göre çok şekil aldıklarında o zaman da kendi gibi olmuyorlar. Yani bir başkası nasıl istiyorsa öyle davranan birisi de kadına aslında çekici gelmiyor. Tabii ki hepimiz kendimizden bazı tavizler vereceğiz. Atıyorum, bazı şeyleri yapmayı sevmesek bile iki taraf da eğilecekler biraz. Yapmayı sevmedikleri şeyleri de yapacaklar. Ama bu tamamen karakterini karşıdaki insana göre şekillendirmek anlamına gelmiyor. Eğer bütün karakterimizi karşımızdaki insana göre şekillendirirsek burada da bir sıkıntı var. O zaman zaten ben olmuyorum ki. Ben karşıdaki insanın istediği gibi davranırsam, bütün hareketlerim o olursa o zaman Hakan nerede? Yani biz farklı düşünebiliriz. Farklı kararlar da alabiliriz ama bizim zaten güzelliğimiz nedir? Farklılıkların bir arada olması. Hani ben hep diyorum ya, çorba olmayalım. Yani bir elmanın iki yarısı olmayalım. İki ayrı elma olalım.
iki ayrı çiçek olalım, birleştiğimizde bir buket olalım diyorum. Bu ne demek aslında temelinde? Bizim farklılıklarımız var. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimize saygı duyuyoruz, birbirimizi seviyoruz demek. Devam edelim, birkaç yorum daha okuyalım. Kadından üstün olduğunu düşünmesin. Evet, buna kesinlikle katılıyoruz. Şimdi hepimizin, kadının ve erkeğin birbirine karşı bazı üstünlükleri var yaratılış olarak. Bu doğru bir şey. Mesela erkekler fiziksel olarak kadınlardan daha güçlüler genetik olarak. Kadınlarsa erkeklere göre aynı anda birkaç iş yapabilme özelliğine sahipler. Seminerlerde hep anlatıyorum. Mesela bir erkek telefonla konuşurken ona bir şey anlatın. Muhtemelen ya telefonu anlamaz ya da sizi anlamaz. Yani tek bir şeye odaklanabilir erkek. Ama kadınlar bir elinde telefonla konuşurken bir elinde yemek yapıp aynı zamanda orada çocuklarına laf yetiştirebilirler. Yönlendirebilirler onları. Onların beyinlerinde de erkeğe göre böyle bir özellik var. Mesela şimdi genelde bir çay bahçesine gidin ya da bir kafeye gidin. 4 kişilik bir erkek masası düşünün. Genelde iletişim şu şekildedir. Bir erkek konuşur, diğer 3 erkek dinler. Sonra bir erkek konuşur, 3 erkek dinler. Ama kadınlara geldiğimizde kadınlar, bakın ben bunu gördüm. Gerçekten gördüm. Aynı anda bir masada 4 kadın aynı anda konuşuyor ve hepsi birbirinin ne dediğini anlıyor. Bu da herhalde onların yaratılıştan gelen özellikleri sanırım. O yüzden biz kadın erkekten üstündür, erkek kadından üstündür diye bir şey yok. Hepimizin birbirimizden daha iyi olduğu yönler var. Zaten bu yüzden biz birleştiğimizde, birlikte olduğumuzda daha güçlü oluyoruz.